bardak kadar kıymamız var, 2 diş sarımsağımız var. Yemeklik yağımızı koyuyoruz, hepsini çiğden birlikte yarım çay bardağı kadar da yemeklik yağımız var. Arkadaşlar birlikte bu üçlüyü birlikte güzelce kavrulma aşamasına gelene kadar kavuralım. İkisi birlikte kavrulacak. Tek tek değil, soğan ve kıymamız. Soğanlama çok güzel ve değişik bir yemektir. Kapağımızı kapatalım. Pişirmeye bırakalım. Bakar mısınız arkadaşlar? Soğanlar piştikçe azalıyor. Bol soğanlı olmasına rağmen soğanlama yapıyoruz. Dört tane büyük boy soğanımız vardı. 250 gram kadar kıymamız var. Arkadaşlar biber falan girmiyor. Sırf soğan. 2 diş de sarımsağımız var. Birazcık daha kavuralım. Bakın arkadaşlar, soğanlarımız bayağı bir azaldı. İyice yumuşadı. Şöyle çıtırdama esnasında bir yemek kaşığı kadar biber salçası koyuyorum. Ve dolaba koyduğum dondurulmuş pirinçten domates. Bir tane domates. Bu domatesi normal dolaptan da olmayabilir. Taze de doğrayabilirsiniz. Birazcık da şöyle domatesiyle ve salçasıyla kavuralım. Arkadaşlar soğanlama yapıyoruz. Kıymalı soğanlama. Kavurmaya devam edelim. Sıcak suyumuzu veriyoruz. 1,5 su bardağı kadar sıcak suyumuzu verelim. Birazcık daha olabilir. 2'ye yakın sıcak suyumuzu verdik. Biberimizin tuzunu atalım. Yeterince damak tadımıza göre. Arkadaşlar baharat olarak kırmızı pul biber, acı veya tatlı koyabilirsiniz. Ben biber salçası koyduğum için acılı, onun için baharat atmıyorum. Birazcık da böyle suyuyla piştikten sonra soğanlamamızın 3 tane çırpılmış yumurtasını dökeceğiz. Kısık ayarda kapatalım, 1-5 dakika kadar pişirelim. Arkadaşlar soğanlamamızı servis tabağımıza biz aldık. Sunumu böyle yapalım diye hiç bozmadan tenceremizden servis tabağımızı aldık.
Bakın arkadaşlar, şöyle bir suyu kalacak. Çok fazla değil, çok az da olmayacak. Şimdi yumurtamıza, 3 yumurtamıza şöyle bir yarım çay kaşığı kadar tuzumuzu ekleyelim. Şöyle bir hafif çırpalım. Yumurtamızı aktaralım. Evet arkadaşlar, kısık ayarda soğanlamamız yumurtası iyice pişene kadar pişireceğiz. Kapağımızı kapatacağız. Soğanlamamızı pişirelim. Evet arkadaşlar, soğanlamamız olmak üzere. Arkadaşlar, bu soğanlama yemeği de yine çok eskilere dayanır. Eski yemeklerden. Osmanlı zamanından gelen bir yemek ama müthiş bir tat. Ve kuşbaşıyla da yapılıyor aynı zamanda. Kıymalı da yapabilirsiniz. Çok çok güzel oluyor. Mutlaka yapın. Hak vereceksiniz. Özellikle sunumu da çok güzel. Misafir sofralarınızı süsleyecek bir yemek. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgilerimle çok teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza. Biliyorsunuz tencere yemekleri yapıyorum ben çoğunlukla. Evet, bir 2-3 dakika kadar daha pişirmeye bırakalım. Kıymalı soğanlamamızı.